Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusulü Rabbina bil hak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Mersenna Musa ve Akha Harun bi ayatina ve sultanin mubin ila Firavun ve meleihi fastekberu ve kanu kamim alin ila ahirla ya sadakallahul azim. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Kur'an'ını güzel anlamaya bizi muvaffak eylesin. Şeriat kenzi hak, miftah tarikat. Şeriat Allah'ın hazinesidir. Onun anahtarı tasavvuftur, tarikattır. O yüzden tasavvuftan bir beyt okuyalım inşallah. Huzuru daimi üzre ibadet ederler sünnete pek çok riayet. Ki hatta bulsalar bid'atla vuslat, o vuslattan kaçarlar anla halet. Nevahiden geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Allah dostu olmak için ölçü lazım, usul lazım. Usule uymazsan vusul yok, ulaşmak yok. Bu zatlar huzuru daimi üzere ibadet ederler. Sürekli devamlı Allah-u Teala'nın huzurundaymış gibi ibadetle meşgul olurlar. Her şeyden alakayı keserler. Sünnete pek çok riayet ederler. Sünnetleri de kılı kırk yararcasına sünnetleri işlemeye çalışırlar. Sünnette ittiba olmadan Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşamazsın. Ki hatta bulsalar bid'atla vuslat, bid'at yani sünnette olmayan bir şeyi işleyerek Allah'a ulaşılacak dense o vuslattan kaçarlar anla halet. O şekilde Allah'a ulaşmaktan kaçarlar. Öyle Allah'a ulaşılmaz. Çünkü Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı sever. Bir de ona tabi olanı sever. Ona tabi olmazsan Cenab-ı Hak seni sevmez. Bidatla Allah'a yakınlaşılmaz yani. O halde bunların halini anla diyor. Sünnetleri nasıl işliyorlar? O şekilde Allah'a ulaşıyorlar. Nevahiden göçüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Nevahi nehyedilen, yasak edilen şeylerden kaç. Uzak dur. Ne diyor Efendi Hazretimiz, Mahmud Hazretleri? 4000 sünnet var takriben günlük. 4 tanesini işlemiyorsan bana tabi olmayın. Peşimde namaz kılmayın diyor. Eğer 4 tanesini işlemiyorsan bile bile. Böyle sünnetleri İhya ederler. Bu şekilde ihya etmekle zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru onlarda parlıyor. Öylece insanlara o nurdan ne yapıyorlar? Ulaştırıyorlar. Kendinden nur olmayınca sana nereden nur verecek? İnşallah biz de sünnetleri öğrenelim. Zahiren, batinen, itikaden, amelen, kavlen, fiilen. 6 yönden Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini uygulamak gerekiyor. En güzel uygulayan Efendimiz Aleyhisselam'a en güzel tabi olandır. Onun en güzel varisidir. O yüzden mümkün oldukça bu yolda gayret edelim. Estağfurullah. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben ahya sünneti fakat ahyani. Sünnetimi ihya eden, yaşayan beni yaşamıştır. Diriltmiştir. Sünnetimi seven beni sever. Beni seven sünnetimi ihya eder. Sünnetimi ihya edince benimle cennette beraber olur diyor. Ve fitne zamanında sünnetin ihyasına 100 şehit sevabı var. Kolay değil. Men ahya sünneti inde fesad-ı ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Ümmetin fesada uğradığı zaman sünnetim ihya edene 100 şehit sevabı var. Ya arkadaşlar. İnşallah sünnet deyip sakın ha basite alma. Sünnetten alay eden, basite alan dinden çıkar. Yapmazsa şey yok. Mahrum olur. Noksan kalır. Belki bazı yerde günahkar olur, azar işitir. Ama inkar ederse, alay ederse, hafife alırsa o zaman dinden çıkar. Ha? Allah muhafaza. Sümme erselna Musa dersimizden, Müminun suresinden 45. ayet-i kerimeye geldik. İnşallah Ramazan-ı Şerif geliyor artık. Haftaya Ramazan'da olacağımız için teravih var. Teravih önce biliyorsunuz sohbet oluyor. Ekseriye oruçtan bahsediliyor, zekattan bahsediliyor. Bizim Müslümanlarımız biliyorsunuz Allah-u Teala çoğalsın inşallah. Günübirlik Müslüman olduğu için o günlük şeyi o gün
ihtiyaç duyuyor. Bir adam bunu öğreneceksin. Buluğa gelmeden evvel namaz, farzları, vacipleri, sünnetlerini öğrenmen lazım. Oruç öğrenmen lazım. Nikah meselesini, ibadetleri böyle, alışveriş öğrenmen lazım. Lazım sana bunlar. Buluğa erdikten sonra zaten mesulsün. Yapmazsan günahkar olacaksın. Böyle bir eğitim yok. Adam işte bak görüyorsun internette. Koymuş öyle videoyu. Soruyor millete. La ilahe illallah. Nedir manası? Bilmiyorum diyor. Duymadım diyor. İşte çalışmadım diyor. Haberim yok diyor. E böyle diyor işte imandır ama diyor işte manası bilmiyorum diyor. 20-30 kişiye soruyor adam. Bir kişi, iki kişi Allah'tan başka ilah yoktur diyebildi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bu kadar. Muhammed Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Resul elçi. Kısa manası bu. Biraz daha genişlendirirsen Allah'tan başka ilah yok. Alemin sahibi o. Her şeyin sahibi o. Veren, öldüren, dirilten, rızık veren, her şeyi veren ilah o. İlah nedir deyince her şeye gücü yeten, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp herkes ona muhtaç olan Allah'ımız. Tek ilah odur. La ilahe illallah. Ezan okunuyor. Orada kelime şehadet var. Kelime tevhid var. Gene millet kaç yaşına gelmiş. Okulda duymamış. Anadan babada öğrenmemiş. Sokakta dolaşıyor. Alıyor, veriyor, satıyor, işini yapıyor. Ondan sonra öldü. Her kişi niyetine. Ya dinini öğren. Bir kelime tevhid bilmiyorsan nasıl olacakmış? Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İlah nedir dersen? İlah. Her şeyin sahibi olan, kainatın sahibi olan, her şeye gücü yeten, yegane var olan Allah'ımızdır. O bahsedilen ilah. Başka ilahlar, putlar, onlar ilah değil. Onlar sahte şeyler. İlah olmadığı için yaratması lazım, öldürmesi lazım, diriltmesi lazım, hayat vermesi lazım, rızık vermesi lazım, her şeyi, her şeyi gücü yetmesi lazım. Tek ilah Allah'tır. Başka ilah yok. Diğerleri ilah sayılmaz. Muhammed Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ne getirdiyse Allah'tan haktır. Kabul ettim diyorsun. İşte bunu söyleyen adam cennete gidecek. Yani kabul et, söyleyip de kabul eden. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. La ilahe demek bilmiyorum diyor. Müslümansın ama iman anahtarını bilmiyorsun. Ya, olmaz. İşte bu ayıp devletin ayıbıdır. Bu ayıp diyanetin ayıbıdır. Hocaların ayıbıdır. Bizim ayıbımızdır. O yüzden biz burada sürekli aynı şeylerden bahsediyoruz, dikkat etseniz. Hep aynı şeylerden aşağı yukarı. Biraz ilave yapıyoruz. Bu aynı şeyleri öğrenseniz yeter. Ben de şimdi cuma günü aşağıya kapıya adam koyacağım. Çıkışta kelime-i tevhidin manasını söylemeyen çıkamaz. Şuraya bir tahtaya da yazacağız manasını. Git orada tahta öğren gel. Yani bu kadar kolay bir şeyi bilemezsek kabir soruları nasıl cevap vereceğiz? Hadi bak onlar daha zor. Üstelik orada ışık yok, aydınlık yok, böyle çelik yok. Sıkıyorlar adam, bir korkutuyorlar. Ya hazırlanalım, onu çok okuyalım. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yüzüncüye gelince la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye ekle. 70.000 defa okursan Müslümanı ne yapıyor? Günahkar Müslümanı cehennem çukuruna çıkarıp cennet bahçesine koyuyor Cenab-ı Hak. Ya ölülerinize okuyun. Bu sabah var inşallah gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme bundan sonra ersellâ biz gönderdik. Daha evvel de saydı peygamberlerden bahsettik. Kısalarında anlattı. Peşinden bunlardan sonra gönderdik. Kimi? Musa. Musa aleyhisselam. Ekâhu Harun'a. Kardeşi Harun aleyhisselamı gönderdik. Bi hayatina ayetlerimizle. Da ve sultanın mübin açık delille, apaçık delille Harun aleyhisselam ve abisi, kardeşi Musa aleyhisselamı gönderdik. Musa aleyhisselam daha önce doğdu. Harun aleyhisselam sonra doğdu. Musa aleyhisselam çocukların kesildiği sene doğdu. Onu Allah kurtardı. Harun aleyhisselam çocukların kesilmediği sene doğdu. O zaten kesilmedi, kurtuldu. Firavun o kadar tedbir aldı. 90.000 çocuk öldürdü ama 2 tane peygamber onlara mani olamadı. Evet. Kime gönderdi? İlâ Firavun'a. Firavun'a gönderdi.
O ayetlerimiz dediği 9 mucizesi vardı. En belirginleri değil mi? Asa, asayı bırakıyordu, ejderha oluyordu. Bir de elini göğsüne sokuyordu böyle. Çıkarıyordu, bembeyaz, nur gibi parlıyor. Sokuyordu, bir tekrar esnane dönüyordu. Ayetten deniz ikiye yarıldı. İşte çekirge yağdı. Kurbağa, her şey kurbağa doldu. İşte sular kan oldu. Tufan oldu. Kıtlık oldu falan filan. 9 mucize deniyor. Evet. İlâ firavne, firavne ve melehi ve onun ileri gelen taifesine, avanesine gönderdi. Allah-u Teala'nın hükmünü beyan etti. Festekberu, kibirlendiler, gururlandılar, büyüklendiler. Mekanu kavmen alin. Zaten onlar büyüklük taslayan bir kavim idiler. Üstünlük taslayan bir toplum olmuşlardı. İsrailoğullarını eziyorlardı. Onları ikinci sınıf vatandaş gibi eziyorlardı. Şimdi nasıl ki Yahudiler dünyayı böyle yapıyorlar. Oradan öğrenmişler demek ki. Firavundan öğrendiler o işi. Şimdi dünyayı böyle kendilerine köle gibi kabul ediyorlar hainler. Başlarına geçen belayı unuttular da Allah şükredeceğine insanları kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. İşte firavunluk. Firavunluk neymiş demek ki? Kendini üstün görüp diğer insanları ikinci sınıf köle tutarak onları sömürmek, onları ezmek, onlara zulmetmek. Fekalu, bunun üzerine kabul etmediler peygamberlerin sözünü. Dediler ki enü'minu, inanacak mıyız? İnanmayız yani. Li beşereyni mislina, bizim gibi bir insan olan iki kişiye, siz de bizim gibi insansınız, beşersiniz. Sizin gibi, bizim gibi beşer olan, insan olan iki kişiye mi inanacağız? Ve kavmuhuma, halbuki onların kavimleri, toplumları, nesilleri, İsrailoğulları, lena abidun, bize kölelerdir. Bize, senin kavmin bize kölelik yaparken, esir elimiz altındayken, biz size mi tabi olacağız ya? Olur mu öyle şey diyorlar? Yani sizin taifeniz, kavminiz, bizim kölemiz. Kölelerimiz içinden çıkmış iki kişi gelmiş, bize tabi olun diyorlar. Olur mu öyle şey? Görüyor musunuz? Ve kezzebuhuma, ki peygamberi yalanladılar. Ve kânû minel mühleki. Onlar helak olmuşlardan oldular. Ne oldular? Denizde boğuldular. Senin üstünlüğün nedir işte? Denizin dibini boyladı. Üstünlük takvadadır. Millet kavimde değil. O yüzden ırkçılık yok. Türksün, Arapsın, Kürtsün, Lazsın, Çerkessin, Arnavutsun olabilir. Doğduğun yere nispetle bunu denebilir. Ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ben Arap'ım, üstünüm dediğin zaman tokadı yersin. Üstünlük takvadadır. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Allah katında en değerliniz, en takva kimse odur. E takva nasıl bileceksin? Takvada yarışacaksın. Allah'a beğendireceksin işini yani. O beğenirse seni değerli yapar. Beğenmezse ben şöyle namaz kıldım, böyle ibadet yaptım, hayır sanat ettim. Ettin ne oldu? Kime ettin? Kime anlatıyorsun onu yani? Kim sana diyecek aferin? Biri sana aferin dedim sana, ya ne güzel namazın, aferin sana. Desem ben sana ne olur? Sevap ben yazmıyorum ya. Boşuna, o yüzden amellerini insanlara göstermen gerekmez. Allah-u Teala zaten görüyor. Ve rakip, o her şeyi gözetiyor. Murakabe altında tutuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala beğensin diye yapmamız lazım. Bitti miydi namazını yaz, ne yapacağız? İstiğfar edeceğiz. Kabul olsun diye. O yüzden farzdan sonra hemen Estağfurullah lazım. Ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyume ve tübileh diyoruz 3 defa. Ondan sonra Allah'ım enteselâminki selam deniyor. Sünnet olan budur. Çok camilerde bunu yapmazlar. Ne işi var çünkü adam? Acelesi var. Acelesi var ama desen ki kapıda Azrail selam duruyor. Çıkanı yakalayacak. Kim çıkar? Kimse çıkmaz. O zaman otur da 2 dakika şunu tamamla da güzel olsun. Tesbihini çek. Rahat rahat. Ya. Belki sadaka olur. Belaya, musibete, hastalığa engel olur. O niyetle şey yapalım. Çünkü dua belayı def eder. Ya, kazayı def eder. Cenab-ı Hak onu değiştirir. Duanı kabul ederse. O niyetle otur güzel ibadetini yap. Velakat muhakkak yemin olsun ki ateyna biz verdik Musa, Musa Aleyhisselam'a el kitabe. Kitabı Tevrat'ı verdi ona Cenab-ı Hak. Niçin? Leallehum yehtedun. Belki onlar hidayet bulurlar. Yola gelirler. Tabi bu durum
Firavun ve kavmi helak olduktan sonra Müslümanlar rahatladılar. Cenab-ı Hak onlara da vaat ettiği kitabı verdi. Ki İsrailoğulları peygamber istiyorlardı, hidayet istiyorlardı. Al size hidayet geldi. Ama ondan sonra ne yaptılar? Daha Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la görüşmeye gittiği zaman hemen buzağa taptılar. Değil mi? Bir heykel, buzak yaptı Samiri. Altınları, mücevherleri eritti. Hemen ona tapındılar. Yahu Harun aleyhisselam diyor, bu ilah sahte. Bu, nasıl ilah olacak? Buzak. Ya sen şimdi karışma. Bu bize hoşumuza gitti, beğendirildi. Musa gelene kadar buna tapınacağız. Bir kısmı tapındı böyle. O tapınanlar inkar ettikleri için. Tövbesi onların idam edilmek oldu. Onlar hepsi severek kabullendiler. Tövbeleri kabul olsun diye idam edildiler. Tapınmayanlar kurtuldu. Ya arkadaşlar. Ve cealine bine Meryem'e Meryem oğlu İsa'yı yaptık. Meryem'in oğlu bak. Hep ayette Meryem oğlu geçiyor. Demek ki Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğlu. Ve ümmü ve annesini yaptık ayeten. Ayet, alamet, nişan. Kudretimize bir ayet. Babasız dünyaya geldi. Ama bizim profesörler ne yapıyor? Babasız değil, o kendi kendine onu hasıl etti diyor. Neuzubillah. Meryem validemize de iftira ediyor. Allah-u Teala onu babasız olarak tarafından var etti. Bitti. Ne kurcalıyorsun? Mucize. Mucizeyi kabullemiyor musun ya? Bu din akıllı değil ki. Bugün nakille. Akıl anlamaya çalışacak. Küçükken beşikte konuştu. Tamam mı? Daha başka mucizeler var. Değil mi? Ölüyü diriltiyor. Hastalığı iyileştiriyor. Ve aveynâhumâ ilâ rabbetin zâti kararim ve ma'in. Ve aveyhumâ. Onları yerleştirdik. İlâ rabbetin, bir yüksek tepeye ki zâti kararim ve ma'in. Yerleşmeye elverişli olan bir yer ve suyu bulunan bir yer. Evet. Annesi doğum yapacaktı. Değil mi? Oraya çekildi. Orada bir Cenab-ı Hak'a su gönderdi. Hurma ağacını silkele, ye iç, gözün aydın olsun dedi ona. Demek ki doğum yapan kadınlara hurma yedirmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını Mekke'de kılarken bu sureyi okumuş da bu ayete gelince gözyaşları çok fazla oldu. Kendini tutamadı. Bu şekilde rükûya gitti. Yani. Görüyor musunuz? Cenab-ı Hak onları muhafaza etti. Musa, İsa aleyhisselam annesinden doğup dünyaya gelince onu inkar ettiler. Nereden buldun bunu dediler. İmtihan geçti. Başladı konuşmaya. Ben Allah'ın kuluyum. Abdullah. İnni Abdullah. Ataniyel kitap. Bana kitap verdi. Becani Nebiyya. Beni peygamber yaptı. Annemi tertemiz yaptı. Bana namazı emretti. Zekatı emretti. Bak onlarda da namaz var. Zekat var. Hani Hristiyanlarda namaz? Yani çünkü peygamberi attılar bir kenara. Papazlara tabi oldular. Papaz ne derse öyle geldiler. Böylece din adına bir şey kalmadı. Bu yüzden Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı gönderdi. Ya eyyüher rusul. Ey peygamberler. Mevla Teala hitap ediyor. Ey peygamberler. Bütün peygamberler Cenab-ı Hak böyle hitap etmiş. Fülû yiyin minet tayyibâti. Tertemiz olan şeyden yiyin. Temiz mahsulden yiyin. Temiz yiyeceklerden yiyin. Bak temiz olacak. Bir de helal olması lazım. Temiz yiyin. Ve amelû sâliha. Sâlih amel işleyin. Demek ki salih amel işlemek için temiz yemek lazım. Demek ki eski şeriatlarda da temiz yenmesi lazımdı. Ki amel-i salih olsun. İnni ben diyor Cenab-ı Hak bima te'amelûne alîm. Yaptıklarınızı biliyorum. Hakkıyla bilmekteyim. Yaptığınızın haberdarı. Cenab-ı Hak peygamberler böyle emretmekte de bize de emretti. Peygamber bundan mesulse biz haydi haydi mesulüz. Gitmişler bir yere bizim cemaat birkaç kişi beraberinde Efendimiz Hazretimiz de varmış. Epey zaman sonra acıktılar. Baktılar bir istasyonda bir yerde dediler ki efendim burada bir güzel kızarmış tavuk var. Sorun bakalım nasıl kesilmiş. Hemen yuvarlama.
Nasıl kesmiş? Adam bilmiyorum dedi. O zaman vazgeçtiler. Kuru fasulye devam. Ekmek peynire devam. Ya bilmediğin şeyden uzak duracaksın ki ibadet yapabilirsin. Yoksa her bulduğunu yuvarlarsan besmele çek ye diyor. O kafir birisinin, dinsiz birisinin, inansız birisinin kesmediğine dair bir alamet yok. Ola ki Müslüman kesmiştir. O halde besmele çek ye. O rivayet var. Onun üzerine besmele çek ye. O rivayet kimi delil oluyor? Şafilerin delil oluyor. Onlar aleyhine bir delil durum yoksa, bilinmiyorsa ola ki bu Müslüman'ın kestiğidir. Müslümanların bulunduğu bölgede ekseri Müslümanlar kesilmiş olabilir. O ihtimalle besmele çek ye demiş. Bizim mezhebimiz öyle değil. Yani iki kişi veya bir kişi bilen salih bir kişinin şahit etmesiyle bunu ben temiz bir adamın kestiğini biliyorum derse o zaman yersin. Ama ekseriye tavuk meselesinde bu şüpheli. Hani inek, koyun tamam çünkü mezbahalar temizlendi bayağı. İyi insanlar üzerine durulan şekilde titiz bir şekilde kesiliyor, şey yapılıyor. Ama tavuk meselesi adam kendi çiftliğinde kendisi kurmuş bir yer orada kesip satıyor. Ne kestiği belli değil. Tavukları da şişiriyorlar. Hastalıkların çoğalması ondan. Temiz yenmediği için ha. Sağlıklı yenmediği için. İnşallah biraz daha dikkat edelim. Ve inne hadihi ümmetüküm. Şüphesiz şu ümmet var ya, ümmet hüküm, sizin ümmetiniz, ümmeten vadeten, tek bir ümmettir. Ya, şu insanlar aslında tek ümmetti. Ama bölündü, parçalandı. Ve ene ben Rabbüküm, sizin Rabbinizim diyor Cenab-ı Hak. O halde fettekûn, benden sakının. Aslında şu ümmetler, itikatlarında şeriatın asıllarında tek bir ümmettir. Bütün peygamberlerin ümmeti aslında tek bir ümmettir. Hepsi Müslümandır, ona tabi olanlar. Çünkü imanda, tevhidde, ibadetlerde aşağı yukarı imanda tam ittifak var. Herkes aynı Allah'a inanıyor. Ahiret halleri aynıdır. Ama ibadetlerde bir değişik durum olabilir. Fakat ibadet, hepsinde namazı var. Hepsinde helal lokma var bak. Hepsinde namus, edep, haya var. Bu bakımda tek ümmet gibiyiz. Allah-u Teala bizim Rabbimizdir. O halde Allah'tan sakınmak gerekir. فَتَكَتَّعُوا اَمْرَهُمْ Ne var ki insanlar? İşlerini kestiler, dağıttılar beynim aralarında. Zübren parça parçaya böldüler. Bu tek olan durumu dağıttılar. Ya, Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra iş uzayınca millet başladı tefrika çekmeye. Tefrika oldu, tamadan oldu. Sonra yeni peygamber geldi, birleştirdi tekrar. Bir daha dağıldı. Böyle böyle devam etti, geldi. Külli hizbin, her bir hizip, her bir grup imale deyim, yanda olan şeyle ferihun, ferahlanıyor. Herkes kendi yanındaki fikrine, davranışına, yaşantısına bakarak ben haklıyım, ben haklıyım diyerek ferahlanıyor. Ya şimdi de öyle değil mi? Cemaatler öyle, gruplar öyle, partiler öyle, devletler öyle. Herkes ben haklıyım, ben haklıyım, ben haklıyım. Hiç haksızım diyen yok. Kusurluyum diyen yok. Noksanım diyen yok. Hiç ayranım ekşi diyen yok. Herkesin ayranı tatlı. O halde bunlar böyle batıl görüşlerle seviniyorlar da. Fezerhum, onları terk et, bırak. Fi gamretihim, evet, sapıklıkları halinde, daldırdıkları işte onları bırak. Hatta hin, bir vakte kadar. Ne vakte kadar? Ceza gelinceye kadar, ikaz gelinceye kadar onları kendi haline bırak. Eyahsebune, zannediyorlar mı ki ennemâ numidduhum, onlara biz mühlet veriyoruz bihi bu şekilde min malin, mal ile ve benin, evlatlar ile. Onlara verdiğimiz mal ve evlatlar, kalabalık nesiller, mallar, zenginliklerle biz onlara yardım ettiğimizi mi zannediyorlar? Müsaade ettiğimizi mi, mühlet verdiğimizi mi zannediyorlar? İmdat ettiğimiz, yani onlara Cenab-ı Hak bu malı veriyor, mülkü veriyor, onlara yardım mı ediyor zannediyorlar? İmdat mı ediyor zannediyorlar? Öyle zannetmesinler. Müsaarihu lehum fil hayrat, onların kendilerine fayda sağlamak için mi koşuyoruz ha diyorlar. Bel bilakis hayır, la yeşurun, farkında değiller. Aslında onlara helak edilecekler. Cezaları artıyor. Kötü işte onlara destek verilmesi istidraç oluyor. Al bakalım, al bunu da, al bunu da, al bunu. Şeytana izin veriliyor niye? Kıyamete kadar cezası çoğalıyor. Yoksa onun hayrına değil ki, şerrine, aleyhine. Ama anlamıyor.
İnnellezine, o kimseler ki umanlar min haşyeti rabbihim, Rablerine haşyetten, korkudan dolayı müşfikun, son derece sakınırlar, titrerler. Bunlar var ya, asıl dostlarım bunlardır. Vellezinehum, o kimseler ki onlar bi ayati rabbihim, Rablerin ayetlerine yu'minun, iman ederler. Yani Mevla'dan huşu üzere korkacaksın, sakınacaksın. Hem de ayetlerine, hükümlerine iman tam olacak. Vellezinehum bi rabbihim la yuşrikun, onlar Rablerine asla ortak koşmazlar, ortak tanımazlar. Vellezine, o kimse ki bunlar yu'tune ma atev, evet. Yüktüğüne verirler. Ma o şey ki atev, onlara verildi. Yani kendi verilen şeyden sadaka verirler. Kulubun ve kalpleri de veciletün, ürperiyor. Ki en ön kendileri ila Rabbihim, Rablerine raciun, dönecekler. Ah biz Allah'a döneceğiz, ne yapacağız diye kalplerinde bir ürperti var. Bu dertle dertlenmek lazım ha. Döneceğiz, nasıl hesap vereceğiz? O yüzden Allah'ın razı olduğu işleri yapmaya koşurlar. Acaba amellerimiz kabul edecek mi diye düşündüler. Ayşe validemiz buyurmuş ki, Efendimiz Hasan'a sordum, ya Resulallah, şu kişi zina ediyor, hırsızlık yapar, şarap içer. Bunun üzerine Allah'tan korkuyor gene ama bu işte yapıyor. Buyurdu ki, ey Sıddık'ın kızı, öyle değil. Fakat o kişi ki namaz kılar, oruç tutar, tasadduk eder ve bunların üzerine kabul edilmeyecek diye Allah'tan korkar. İşte bu kişi asıl korkandır. Ötekisi korktuğu halde göğe korkuyor ama gene yapıyor işi. Gerçekten korkmuyor. Namaz kıldığı halde, zekat verdiği halde, oruç tuttuğu halde, sadaka verdiği halde korkuyorsan, ha demek ki acaba ibadetlerim kabul olacak mı? Huzuruna varacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz diye endişe ediyorsan işte senin korkun işe yarar. Evet, işte onların dönüşü Allah'adır. Bu gibi düşünceyle yani biz Allah'a döneceğiz deyip tedbir almaya çalışırlar. Ulaike işte bunlar var ya, yusarevne fil hayrat, hayırlarda koşuşurlar, yarışırlar. Ve onlar leha, onun için sabikun, iyilikler için sabikun, müsabaka ederler, yarışırlar. İşte şu sayılan vasıflar olan müminler taatlar, ibadetlerde şiddetli şekilde rağbet ederler ve süratli olarak ona koşarlar, yarışırlar. Allah-u Teala da onlara dünyanın sevabını ve ahiretin sevabının en güzelini verdi, vaat etti. İşte bu vaatleri elde etmek için sanki müsabaka yarışıyorlar. İşte bu dertle dertlenen arkadaşlar. Yarış budur yani. Ha? Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetlerde koşmak, yarışmak budur. Hadis-i şerif okuyalım inşallah. An Rifat ibn Rafi radıyallahu anh kâle, diyor ki bu zat, Câ'e Cibrilu, Cibrilu Tevresem geldi ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabi o bazen insan kılığında geliyordu. Fekal dedi ki, Mâ te'uddûne ehle Bedir'in. Bedir ehlini ne sayarsınız fikrim içinizde? Yani sizin aranızda Bedir ehli denince onları nasıl kabul edersiniz? Bedir savaşına katılanlar. 3-10 kişi değil mi? Yani buydu ki, min eftalil müslimin, Müslümanlar en faziletlisi, en kıymetlisi olarak kabul ederiz. Ya o zaman çünkü dine ilk yardım eden onlar, canlarını ortaya koyan onlar. Gayret dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ve kezalike biz aynı şekilde, aynı şekildedir. Men şeyde bedren minel melaketi. Meleklerden de Bedir Savaşı'na katılanlar aynı şekildedir bizim aramızda. Ya melekler arasında Bedir Savaşı'na katılan melekler, 3000 melek katılmıştır herhalde. 3000 veya 5000, 3000. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam geldiler. Onlara beraber yardımcılara geldi. Biz de onları diğer melekler arasında en eftal sayarız diyorlar. Ha? Görüyor musunuz? Cenab-ı Hak onların şefaatine bizleri nail etsin. Hanebi Talat el-Bedri radıyallahu anh. La tedhulul melaketü, melekler girmez beyten bir eve ki fi orada var kelbun, köpek,
Mela ta girmez suretin, orada ne var? Suretin resim var. Suret dedi yani heykel, resim, boy resmi. Boy resmi olunca, yaşayacak şekilde olunca da oraya da melek girmez. Yuridu kastediyor ettemasiyle. Timsalleri, heykelcikleri, panoları diyelim. Elleti fiha el erva. Ruh taşıyabilen canlıları kastediyor. İnsan resmi, hayvan resmi, bu gibi şeyler ruh taşıdığı için onları Cenab-ı Hak razı olmuyor. Rahmet melekleri oraya girmiyor. Ama ağaç resmi olur, araba resmi olur, ne bileyim bina resmi olur, dağ taş arazi, onlar tabiat resimleri olabilir ibret için. Veya bir hat yazarsın, levha yazarsın, Kabe'nin resmini korsun falan. Ama köpek, zaten köpek olmaz. Neden olmaz? Köpek çünkü dışarıda yaşayacak olan bir hayvandır. Köpeğin evde ne işi var ya? Ya fino köpeği, süs köpeği. Süs köpeği ise onu ne yap onu? Süshaneye koy. Sen evin süs yeri midir yani? Ev yaşantı yeridir. Orada aile hayatı olacak. Köpek ne yapsın orada? Onun kendi hayatını yaşayacak. Hayvancık da kendi hayatını yaşasın da. Hayvan haklarından bahsediyorlar. Hayvanı ne yapıyorsun? Kendi yaşantını hapsediyorsun. Bırak da kendi hayatını yaşasın adam. Hani mesela bir adamın çocuğu oluşuyor olur. Biraz sıktı zamanı ne der komşular, akrabalar? Ya o ne sıkıyorsun bunu? Bırak çocuğu kendi hayatını yaşasın. Bu hayvanı bırak da kendi hayatını yaşasın da. Bağlamış onu bir iple. Gideyim şuna bir pantolon gibi bir şey gideyim şuna. Dolaştırıyor evinde. Ötede beride. Bırak hayvanı kendisi dolaşsın. İşte bahçeli evin olsa evin kapısında olur. İşte ekin bekleyen köpek, çoban köpeği deriz, av köpeği bunlar evin dışında olur. Evin içinde köpek olmazmıştır. Komşular rahatsız eder. Ev içinde diğer hayvanlarda olmaz. Mesela diyelim tavuk besleyeceğim, bu olmaz. Ama kuş, ufacık kuş kafeste kimseye zarar vermez. 2-3 tane beslersin. Balık olabilir. Bu gibi yani kimseye zarar olmayan şey olabilir. Ama kedi kendi evinde olabilir. Yalnız ona ihtiyacını görecek bir şey olması lazım. Balkonda ona bir kasanın içine biraz toprak falan korsun. İhtiyacı orada giderir. Kedi ev içinde yaşayabiliyor. Diğer hayvanlar değil arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Adam dükkanına asmış resimleri. Sanki resmi satıyor ha. Şimdi tam konuşmayan da abes kaçacak yani. Bilhassa kadın resimlerini asıyorlar. Kadınlara özgürlük, hürriyet geldi, zürriyet geldi. Ne geldi be? Kadınları esir ettiler. Haberi yok kadınlar. Kadınlar biraz da nakıs biliyorsun. Aldanıyorlar. Pohpohlayınca, ho deyince. Çok güzelsin, çok falan filan deyince. Aa, uçuyor. Oradan ne yapıyorlar? Parayı götürüyorlar. Ya kadını niye reklam ediyorsun? Kadın reklam aracı mıdır? Bir şey satacak. Kadının resmi üzerinde onu satıyor. Çıplak resim koyuyor. Ne kadar ahlaksızlık, ne kadar vicdansızlık, ne kadar nakıslık ya. İslam aleminde bu işler nasıl oluyor işte? Nasıl bir hale düştük anlayalım. Ya arkadaşlar ne kadar İslam'dan uzağız anlayalım. Başımızdan aşağı taşıyamadığına şükredelim. Yerin dibine batmadığımıza şükredelim. Şükredelim. Cenab-ı Hak bu kötüler yüzünden bizi helak etmesin. İyiler hürmetine kurtarsın. Anevi Mes'udun el-Bedri radıyallahu anh. El-Ayetan iki ayet var. Min ahiri suretil Bakara. Bakara suresinin sonunda iki ayet var değil mi? Amel Resulü. Men karehuma, kim o ikisini okursa fi leyletin gecede kefetahu, o iki ayet ona yeter. Yatsıdan sonra müezzin okuyor. Onu cemaatten bilmeyenler varsa cemaat adını okuyor. Herkes kendi adına okusun onu ayette. Evinde de oku. 40 tane böyle etrafındaki insanlara yeter. An Cabir radıyallahu anh kâle recülün din nebi sallallahu aleyhi ve selleme yevme Uhud'un. Uhud gününde savaşırken adam biri geldi dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme erayte bana söyler misin? İn kutiltu ben öldürülsem şimdi burada feyne ben nerede olacağım? Kâle fil cenneti cennette olacaksın. Şehit olacaksın da. Adam hemen felka temeratin fi yedi yerinde hurmalar vardı onları yiyordu. Kuvvet bulayım diye. Hemen onları attı.
Sümme katele, sonra savaşa girdi, savaştı. Hatta kutile ta ki şehit oldu. Biliyor musunuz? Onların imanı böyleydi. Ha? Duyduğunu hemen yapardı. O yüzden ashab-ı kiram değişik vasıfta insanlardı. Onlara nasip olmuş bu iş. Onlar seçilmiş yani. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'u irmi at esad ok at. Fidaki ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun. Galibi Sa'd bunu Sa'd ibn Ebi Vakkas'a söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. O attığını vururdu. Adamın gözünden vururdu yani. O, sana, o savaşta çok kafirleri şey yaptı. Okla def etti. Hatta Yunus Aleyhisselam kendi oklarını ona verdi. Al at bunları dedi. Anam babam sana feda olsun. Yani sana helal olsun bu iş. İşte atmak. Savaşta en büyük mesele isabetli atmak. Palavra atmak değil ha. Tabii ki estağfurullah. Ve ma ramayte iz ramayte ve lakinne Allah rama. Attığın zaman sen atmadın. Ve lakin Allah attı. O şekilde atacaksın. Besmeleyle Allah'a güvenerek atacaksın. İslam yücelsin. Ümmet kurtulsun. Hak hakkat ortaya çıksın. Niyet halis olacak savaşta. Öyle olunca Allah-u Teala attığını isabet ettirir. Şimdi işte mermi, füze ona göre atılacak şeylerin yapılması lazım. Ya uzaklara kadar ulaşması lazım. O zaman düşman bize diş geçiremez. Düşman çünkü silahtan korkar. Allah'tan korkmaz. Çünkü Allah'a inanmıyor ki adam. Silahı gördüğü zaman diyorlar bunun 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre uzun menzilli füzesi var, şu kadar tankı var, bilmesi var. O silaha bakıyor. Şu kadar askeri var falan filan. Onların gözünü o korkutuyor. O yüzden ordunun, askerin, milletin kuvvetli olması lazım. Kuvvetli görünmesi lazım. Cenab-ı Hak inşallah ümmeti Muhammed'e bu kuvveti versin. İslam ordusu nasip etsin inşallah. Enes bin Malik'ten Kefe yuflihu kavmun. Bir kavim, bir millet nasıl felah bulacak? Şeccu nebiyyehum. Peygamberlerin başını yardılar. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yemehudin ve Kalib. Uhud'un defasından dişi yarıldı. Mübarek kanadı. O kan yere düşmeden onu tuttu Cebrail Aleyhisselam'a. Yere düşseydi bu, o millet helak olacaktı. İşte peygamberlerinin başını, yanağını yarıp da kan atan, onu kanlara bulayan bir kavim nasıl helak felah bulacak, nasıl kurtulacak? Yine onlara beddua etmedi ama ha. Beddua etseydi ne olacaktı? Kökünden gidecekti. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zor zamanda bile onlara dua etti. Onlar iman etmezse onların evlatları belki hidayet bulur dedi. İnşallah biz de beddua etmemeye çalışalım. Milletin hayrına dua ediyoruz. Her daim dua ediyoruz. Şimdi bir hatim okumuş galiba. Vefat eden birisi için. Kızı Kazım Salman. Hatim okumuş. Dua edeceğiz inşallah. Muhteremler, Ramazan-ı Şerif'e artık bir hafta kaldı. Haftaya bugün oruçluyuz. İnşallah. Cuma akşamı teravih. Cuma günü akşamı değil. Teravih'e kalkacağız inşallah. Yani teravih kılacağız. Senenin en uzun günlerindeyiz biliyorsunuz. Ve sıcaklar da geliyor yavaş yavaş. Birkaç sene sonra artık yavaş geriye gelecek. Korkma, acele etme. Sabret. O uzun günlerde de, kısa günlerde de herhalde ibadetimizi yapacağız. Gevşemek yok. Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevmemiz lazım. Günahlardan kurtulacağız. Cenab-ı Hak bereket, bolluk verecek. Ümmet-i Muhammed'e inşallah birlik para bereket versin. Hayırlar nasip olsun. Hidayet bulsun insanlar. Böyle sevinelim. Memnun olalım inşallah. Cenab-ı Hak günahlarımızı affeder. Bayrama günahsız bizi kavuşturur. Hakiki bayrama kavuştursun inşallah. İnsanların bozukluğuna bakıp da ya o oruç tutmuyor, bu namaz kılmıyor, kaytarmayı bırak. En de sonunda o gelecek, yakalanacak. Hiç gelmezse cenaze namazına gelecek. Ya nasıl gelecek?
O halde getirilmeden evvel gelelim. Oruçlarımızı tutmak için çare arayalım, kaytarmayalım. Bahane bulmayalım. Hatta senelik iznini alabilirsen Ramazan'ı al. Rahat bir oruç tut. Değil mi? Daha güzel olur. İşler azaltılacak. İnsanlara, görevlilere, işçilere, memurlara fazla yüklenmeyecek. Biraz daha böyle kolaylık olsun diyorlar. Ramazan-ı Şerif'in bereketine Cenab-ı Hak cümlemizi kavuştursun inşallah. Subhan rabbiyal aliyil azim. Amin. Elhamdülillahi hedana li hadha ve ma kunna lihtediye illa hedanallah. Hamden tayyiben barikin fi cezilin cemilen daimi devamı kulla bela 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 kutu ila billah. Esselatu selamu adina ila Allah ta'ayna ila Allah şefina ila Allah Muhammed Resulü ve ala aleyhi sallatu abin. Lehum bisa ila imiddin radıvanullahi ta'ala ve cümle ya. Okumuşsan hatm-ı şerifi kabul ya Rabbel alemin. Bundan sonra sevelim bize tazi kainat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri'nin Bâhâk-ı Mâzîm-i Celle Hazretleri Şerif Rus Adden-i Mesâni'nin diğer bütün peygamber-i nizam ve Resulü Fihâm sallâvâtullâhi l-immennân Hazreti Aleyhisselam'ın âli izbâcı tahirat âle bat hazırlâhı ensâb-ı mâhâli ensâb-ı yüzîn radıyallâhu anh'ın cümle hazırlâhı. Tâb-i intibâ-i tâb-i maksîn fesir-i müştehid-i musâni bi fukâh kurâtullâh vâz ve bil cümle hamile kurâh-ı tâb-i sesli meşâhimizin mütesibleri ve diğer türlü kâle sesli meşâhimizin mütesibleri ve bütün ehl-i mâruhuna, bizim tabi'nin ruhuna ve efendim ruhati ve burada okun, kim için kastetmişlerse Kazım Selman isimli meftanın da ruhuna Ala kadir meratim hediyelik sen vasıl eyle ya Rabbel alemin. Kabirlerini purin eyle. Efendimiz Aleyhisselam'ın dostlarına, Habibine komşu eyle ya Rabbel alemin. Şefaatine nail, şikayetine muhafaza eyle. Kabirini purin eyle. Taksiratı varsa affeyle. Geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbel alemin. Mevtadine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel İslam alemine birlik beraberlik nasip eyle. İslam birliği nasip eyle. İslam ordusu nasip eyle. İslam parası nasip eyle. Şu doların euronun şerrinden kurtar. Faizden kurtar. İsraftan kurtar ya Rabbel Alemin. Kadınlara, hanımlara örtü nasip et ya Rabbel Alemin. İşki, kumar, faizden, eğlenceden bu milleti kurtar ya Rabbi. Kur'an ilimlerine çevir. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, Kur'an ilimlerine çevir ya Rabbi. Cehaletten kurtar ya Rabbel Alemin. Okulları, üniversiteleri, televizyon, basın, yayını, İslam ilimlerine, İslam ahlakına çevir ya Rabbi. Yalanlardan, iftiralardan, fasıklıktan, bidatlardan kurtar ya Rabbel Alemin. Tövbeye muvaffak eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle. Efendimiz başımıza eksik eyleme, sıhhatı afiyetini ziyade eyle, ömrünü ziyade eyle. Ona cümlemize uzun ömür, azar, aslanı, hüsnü hatımı nasip eyle. Hastalarımız, hastalıklarımızda acil şifalar nasip eyle. Ya Rabbi, dua isteyenlerin dualarını istekli en hayırlısı nasip eyle. Bekarlara hayırlı eş nasip eyle, hayırlı ev nasip eyle, hayırlı evlat nasip eyle. Kiradan kurtar ya Rabbel alemin. Kardeşlerim işi bozanların işlerini düzelt ya Rabbi. Afattan, felaketten, depremden, yangından, düşman silahından, sihir, büyü, nazar, haset, fesattan cümlesini cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Bak bizim yapacak büyük bir imkan bahşeyle. Zenginleri cömert eyle ya Rabbi. Cömertleri zengin eyle ya Rabbi. Hayır yollarına vermeleri nasip eyle. Fakir fukaraya sahip çıkacak. Anlayış ver ya Rabbel Alemin. Medreselere sahip çıkacak anlayış ver. İdarecileri bu yola sevk eyle. Ehli sünnet eyle. Ehli sünnetin savunucusu eyle. Kalesi eyle. Türkiye'yi ehli sünnetin kalesi eyle ya Rabbi. Mazlumlara, sürgünde olanlara sahip çıkacak güç kuvvet ver. İslam alemini, Suriye'yi acilen kurtar ya Rabbel Alemin. Bu Amerika'yı, Avrupa'yı, kafirleri, İç ve dış düşmanları, bidatçıları, sapıkları, hidayet olan varsa hidayet ver ya Rabbi. Değilse kahreyle, mahveyle, def et ya Rabbel alemin. Bu bombaları, silahları onların aleyhine çevir ya Rabbi. İslam alemini kurtar ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i kurtar ya Rabbel alemin. Birlik, beraberlik ver ya Rabbel alemin. Tevbe-i muvaffak eyle. Ramazan-ı Şerif'e sıhhat-ı hafize kavuştur. Hakiki bayramlara kavuştur ya Rabbel alemin. Zandan ayırma ya Rabbel alemin. Kusurlarımızı affeyle. Elden yatan düşünme kimseye mutaci eyleme ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle. Subhan Rabbi Rabbil Semâ ve Selamun Aleyhi 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 ve Selamun Aleyhi